Mutluluğun birçok tanımı var. Sabahtan beri dinliyoruz ve daha da dinleyeceğiz. Size de demin de hocamın bahsettiği gibi ayrı ayrı tanımları var bizim için ve herkesin kişisel bir mutluluğu var. Ama ben mutluluğun bir yandan da yerel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya bana göre mutluluk aynı zamanda evet mutluluk aşktır, sevgidir, çocuklardır, dağlardır, tepelerdir, doğadır, hayattır. Bunların içindeki her şeydir. Lakin yerel de bir konudur. Siz dünya ne tarafına giderseniz gidin bir hasretlik çekersiniz. Ben bu hasretliğin aslında memlekette duyulan bir mutluluk hissi olduğunu düşünüyorum. Yani size burada bir lahmacun bir şey ifade etmez ama sizi Amerika'da ağlatabilir bir lahmacun. Yani ben bunun biraz yerel bir kavram olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden gidiyorum. Burada bir un var. Şimdi kokluyorum. Bu babaannemin bazlaması, anneannemin mantısı. Bizim Adil Usta'nın ekmekleri kokuyor. Neden? Çünkü bu unun içinde benim için çok özel anılar var. Bu un Anadolu unu. %100 halis, mulis bir Anadolu unu. Yani ben buna kokladığım zaman ya da bununla yapılmış bir şey yediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Neden? Bütün mazim burada. Tek benim mi? Hayır. 13 bin yıllık bir Anadolu buğdayı var. Kavılca buğdayı. %100 Anadolu malı. Sen bunun içinden yapılmış herhangi bir şey yediğin zaman bu 13 bin yıllık kodların, demin bahsetti gene hocamızın DNA'daki kodların, yani 13 dedelerimizin neler yediği içtiği olan bu budayla yapılmış her şeyi çok seviyorsun. Neden? Çünkü kendine ait bir şey. Ben bu kendine aitlik hissiyatının peşinden gidiyorum. Bütün kariyerim Anadolu'nun, yani Türklerin neler yediği, neler içtiği ve bunların bize ait olmasıyla alakalı. Burada ise bunun hemen akrabası olan 17 yıllık bir ekşi maya var. Buna biz gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Bizim bir ekşi maya topluluğumuz var. Şimdi ikisi de aramızda reklam olduğunu kabul etmeyeceğinizi düşünüyorum. Yıldırım Karafır'ın Şevki abi ve Pasto Hakan'la beraber biz yola çıktık ve yıllardır Anadolu'yu gezip eski ekmekler ve buğdaylar üzerine çalışıyoruz. Bu ise bizim 17 yıllık mayamız. 17 yıldır Hakan bunu besliyor. Gerçekten kötü kokuyor. Ve kötü koktuğu, şöyle bir şey, kötü koktukça mutlu oluyoruz biz yani. Kötü kokuyor, daha kötü kokuyor diye. Ve 17 yıldır ekşimiş ve bozulmuş bir mayayla ve elimizdeki diğer unlarla beraber yola devam ediyoruz. Ses gitti geldi, tamam. %100 kendimize has ekmekler yapıyoruz ya da yemekler yapıyoruz ve bunları afiyetle yiyoruz. Bu ise o mucize. İşte 17 yıllık maya, üzerine 13 bin yıllık un. Şimdi bir test yapacağım size. Bunu yiyince mutlu olup olmadığımı göreceğiz. Ne kadar mutlu olacağım ya da olmayacağım diye. Biraz kötü bir de sizin için ama. Her şeyi hatırlatıyor. Kokusu, tadı. Bence dolu ekmeği. Size şimdi galiba ekşi maya grubumuzdan bir posta gelecek. Size ufak bir sürprizimiz var. Bu arada biraz mola verebiliriz ben ekmeği yerken. Tek başıma yiyemezdim yemekten önce. Sizin de tam bu mutluluk hissiyatını yani işte bir dilim ekmek hep birlikte tadabilmek ve alabilmek için birer parça ekmek size getirmiştim. Koklayarak da kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bizim bu demin ekşinin kokusundan aldığımız bütün şey o zarfın içinde kalıyor. Zarfı atmazsanız da ara ara tadını alabilirsiniz. 13 bin yıllık buğday, 17 yıllık maya, kavlıcı undan yapılmış eski bir Anadolu ekmeği ve tam olarak bizim şeyimizden geçiyor. Afiyet olsun. Bizim bu maya hikayelerimiz biraz ilginç. Biz dünyanın en eski fırınlarına gidiyoruz ve dünyanın en eski mayalarının peşindeyiz. Şimdiye kadar yaklaşık 10'a yakın seyahat yaptık. 700 yıllık bir fırın, 300 yıllık bir maya ya da herhangi bir şey ama bizi çok etkileyen bir hikaye oldu arada, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Riga'da leche ekmeği diye bir ekmek var. Dünyada bildiğiniz bütün ekmek yapma stillerinin dışında bir ekmek. Leche, dışını et mühürler gibi alev alev yakıyorsunuz hamurun, sonra fırına atıyorsunuz. Hiç böyle bir teknik yok. Biz bu fırından bir yıldır yazışıyorduk bizi çalışmaya kabul edin diye ve en son bize bir davetiye geldi Cuma günü. Pazartesi bizim fırında olun ve çalışmaya başlayın diye. Biz hepimiz işi gücü bıraktık. Ben bir sürelsem ya şey yedim, ekmek yedim. Kaldı. Biz hemen toplandık, doğru Riga'ya uçtuk. Fırına gittik, inanılmaz bir fırın. Çavdar ekmeğinden, çok eski bir mayadan ekmekler yaptık. Ve daha sonra iki gün çalıştıktan sonra bir gün boşumuz kaldı. Geziyoruz, bir Türk'e rastladık. Bana bize dedi ki, ya Riga'nın manevi sahipleri var, uğradınız mı dedi Letonya'nın. Biz dedik ki, Letonya'nın nasıl bir manevi sahibi olabilir ki yani, biz Türk'üz. Dedi ki, burada
26 tane Türkiye'li şehit yatıyor. Haberiniz var mı dedi. Hayır dedik. Buranın cesedi var. Bu kasabaya giderseniz o mezarlığı bulacaksınız dedi. Ve biz de o mezarlığı bulduk. Plevne Harbi'nde 93 Osmanlı Savaşı'nda 26 Türk askeri Plevne'de esir düşüyor. Bunları alıp Letonya'ya, oradan Riga'nın üzerindeki Çesis kasabasına götürüyorlar. Ve bu kasabada ilk gittiğinde yaralanların bir kısmı ölüyor. Daha sonra hastalıktan bir kısmı ölüyor. Son 5'i kalıyor. Son 5'i ne iş yapıyor orada? Fırıncılık. Ve o Karadeniz'de öğrendiği ekmekleri bizim 100 sene önce esir düşmüş 5 askerimiz orada ekmek yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Ölünce de hepsini bir araya gömüp onların fırını kapatıp yerine bir ev koyuyorlar. Bizim görür görmez bir sonbahar günüydü. Çok etkilendik. Şevki abi dedi ki, oğlum ben bir Yasin okuyayım. Uzun zamandır Kur'an duymamışlardı dedi. Şevki abi oturdu mezarın başına, Yasin okumaya başladı. Yasin bitti ama biz gerçekten gözlerimiz ağlıyoruz bir yandan da. Yani mutluyuz ama çok üzülüyoruz. Çok enteresan bir histi yani. Çok üzüldük orada. Yani bir daha asla memlekete gelemeyeceksin. Annen seni bilmiyor, babam bilmiyor. Hayatında senden kimsenin haberi yok. Orada yatıyorsun. Biz Türkler bilmiyoruz. Ama Şevki abi Yasin'i bitirdi. Abi dedim, izinle ben de birkaç türkü söyleyeyim dedim. Yani bunlar türkü de duymamışlardır. Ve biz biraz da memleket türküsü söyledik şeyde. Hep beraber mezarın başında. Hakan abi konuşmaya başladı ve biz inanılmaz bir gün geçirdik. Ekşi Mayın'ın peşine düşmüştük. Yani bu çok bizi mutlu ediyordu. Ama bu kadar kederin içinde de inanılmaz bir mutlulukla memlekete geri döndük. Umarım gidersiniz bir gün Riga'ya. Görmenizi isterim. İnsan kendisini başka hissediyor yani. Benim aldığım, mutlulukla algıladığım en tuhaf hisseden bir tanesiydi. Çok üzgündük ama inanılmaz mutluyduk. Aynı zamanda gene bizim topraklar üzerinden hareket ediyorum ben. Çini tabaklar biriktiriyorum. Uzun bir zamandır. Yani %100 bizlere ait bir şey. Şimdi şu tabağı orada da görüyorsunuz zaten. Bu tabak benim kariyerimin en önemli tabaklarından bir tanesi. Kubadabat Sarayı'ndan, yani Selçukluların Beyşehir'deki sarayından alınmış bir tabak. Tabağım şu kadar bir parçası bulunmuştu. Ben bir parçasını bulduktan sonra benim çinicime yaptırdım ve ben bütün kitaplarımda tabak koleksiyonları çalışıyorum. Kuvars var içinde. Kuvars olduğu için de kuvars negatif enerjiyi yok eder. O yüzden siz buna karşı bir his besliyorsunuz. Yani biz şimdi dünyanın hangi porselenini koysak, Ikea'dan hangi tabağı koysak, dünyanın en iyi kristallerini getirsek masanıza, bunun verdiği hissiyatı alamıyorsunuz. Bunun verdiği mutluluğu alamıyorsunuz. Tek bir sebebi var. İçinde kuvars var. Kuvars sizi iyi hissettiriyor ve gene geçmişe bağlısınız. Ya mutluluk yerel bir şeydir diyorum. Bence yerel bir şeydir. Siz bu tabakta yemek yemeyi bırakırsanız mutluluğunuzu bırakırsınız. Bunu da fark etmiyoruz artık. Bırakıyoruz hepimiz de. Bu tabağın şöyle bir hikayesi var. Bu tabağı gördüm. İşte yarısı, bir çeyrek kısmı vardı elimde. İbrahim, benim çinlerimi yapan büyük sanatçı İbrahim Kuşlu bu tabağı bana 1,5 yıl içinde yaptı. Ve ben bu tabağı aldım, eve götürdüm. Hemen bir yastık kılıfına sardım, saklıyorum. İlk önce baktım hava çok güzel, 3 gün sonra çıkartıyorum yastık kılıfından. Güneşli bir günde balkonda güneşleniyor. Yağmur yağıyor, yağmura çıkartıyorum. Karda biraz dışarıda kalsın diyorum. Tabakla enteresan bir duruma geldik. Yani kimse görmüyor ama evde. Sürekli kapalı bir tabak. Sonra ben bir Selçuklular araştırıyordum 12 yıldır ve bu bir kitap haline geldi. Kitapta ise bir dervişin hayat hikayesini anlattım. Mevlevi Dergahı'nda çalışırken Kubadabat Sarayı'na gönderiliyor ve Kubadabat Sarayı'nda Alaaddin Keykubad'ın mutfağında çalışıyor. Bir gün diyorlar ki, derviş hazırlan, Alaaddin Keykubad'a yemek yapacaksın. O da diyor ki, peki yaparım bu gece diyor. Ama ben tabağımı kendim seçeceğim diyor. Hayır, seçemezsin. Keykubad sadece altın tabakta yemek yer deniyor. Tabii bizim adam zorluyor şartlarını ve bir balıklı tabak buluyor bu tabağı. Koyuyor yemeğini, çarşıgarın kapısına geliyor. Buyurun, efendimize yemeği getirdim diyor. İçeride yemek yeniyor, tabak geri geliyor ve diyorlar ki, yemeğin tabağın gölgesinde kaldı. Yani Keykubad yemeği beğenmiyor ama yemek getirdiği tabağı çok seviyor. Bizim adam sarayda bir kıza aşık, Mahperi'ye. Ve bir saraydan sürülecek çünkü yemeği beğenilmedi. Bu lanet tabak yüzünden oldu her şey diyor. Tabağın tersinin altında koyuyor ve iskeleye gidiyor. İskeleden suya fırlatıyor. 770 sene sonra kazıda başka bir aşçı bu tabağın bir parçasını buluyor hikayenin devamında. Tabağın bir parçasından tabağın tamamını yaptırıyor. Sonra evde sağa sola saklıyor. Sonra diyor ki, benim geçmişimin şahidi bu tabakmış. Ben onu göz bebeğimle taşıdım diyor. Ve bir hikaye aynı zamanda bir yemek kitabına dönüşüyor. 80 tarif var içinde. Naçizane böyle şeyleri söylemekten çok hoşlanmıyorum ama kitap Gourmet tarafından, yani Dünya Yemek Kitapları Nobelleri tarafından 2013'te dünyanın en iyisi seçildi ve bana çok önemli bir ödül getirdi. 2000 yılında Selçuklular Anadolu'ya girdi. 2000 yılında ben bu kitapla Avrupa'nın kapılarını açmış oldum. Yerel olan bir konu, yani benim kariyerime büyük bir katkı yaptığı halde beni de çok mutlu etti. Yani bunlarla uğraştığım için çok mutlu oluyorum. Bir diğer kısım bakır. İşte bu babaannemin yemek yaptığı kazan. Büyük sırrı şu, her zaman bu boyda bir kazan kullanıyor. 10 kişilik yemek yapsa da,
Rahmetli dedem eve bir kilo bamya getiriyordu, yarım yarım pişirirdi. Birbirini ezerse sümüğü çıkar diye. Her zaman 5 kişi yemek pişirirdi. 70 yıl içinde yemek yaptı. Şimdi bunun içine ben ne koysam sizi mutlu etmez mi? Su koysam eder. Form bir kere mutlu edici. Yani sen bu tencereyi bırakıp yerine dünyanın en iyi şeylerini alsan da, metallerini, en hızlı, en diksiyonel bilmem ne alsan da, şunu dünyanın neresinde masana koyarsan koy kendini iyi hissedersin. O yüzden mutluluk bence yerel bir kavramdır. Bundan uzaklaştığın müddetçe ve yerine garip tencere koyduğun müddetçe de bunda bir mutluluk aramazsın. Yani bir tencerede mutlu olur mu insan? Dersin. Ama sen bunu Almanya'da oturuyorsun ve bir anda sofraya geldi. Üzerinde bu kadar kibar bir kaşıkla. Ya da ben burada çok iyi bir restoran açtım İstanbul'da. Jet set bir restoranım var. Restoranda servisi bununla yaptım size. Bir ahşap bir şey tabaklık koydum. Üzerine bunu koydum ve bir peçeteyle açtım. Size ve eşinize servis yaptım. Bence bu da bize ait ve bu da bize iyi hissettiren bir şey. Bu da benim mutluluk arayışlarımın önemli yerlerinden bir tanesi. Eskiye ait bir kazanda yemek pişirmek. 100-150 yıllık kazanlarım var ve hala bunları pişirmeye devam ediyorum. Bu bir diğer şeydi. Sanırım burada bakırlardan sonra Kubadabat Sarayı'nın Çinleriydi bunlar. Bu gene bizim Çin'in koleksiyonundan. Benzeri yok bence bu eşsiz eserin. Evet, burası arkeoloji kısmı olayın. Ya böyle biraz kendi üzerinden gittiğim için çok özür diliyorum ama umarım anlatabileceklerimi anlıyorsunuz. Biraz böyle stresli konuşuyorum. Arkeoloji kazada çalışıyorum ve 5000 yıllık yemekler peşindeyim Anadolu'daki. İşte bu 13000 yıllık buğdayın, 15000 yıl önce ne yendiğinin, nasıl olduğunu. Çünkü o kodları buldukça şu an yaptığım yemekleri insanlar çok beğeniyorlar. Mesela diyorlar, inanılmaz yemeklerim var. Aslında inanılmaz yemeklerim yok, hikayesi olan yemeklerim var. Yani ben dünyada hiçbir aşçıyla aynı sıralamaya giremem en iyilerde. Ama hiçbirisi de benim gibi hikayeler anlatamaz yemeklere. İşte ben size böyle bir tabakta yemek sunuyorum. Tabağım 11. yüzyıldan. Eski bir Anadolu geleneği. Şimdi ben bu tabağı güzelce bir turunç yapmayla sileceğim ve kokutacağım. Sildim. Sonra bir parça yemeğinizi koydum, gönderdim. Size de bunları anlattım. Ya ben daha hikayeler anlatabildiğim için bence benim yemeklerim insanları mutlu ediyor. Ya damak tadına hitap ettiğimi çok düşünmüyorum açıkçası. İşte bu anlattığım hissiyat, umarım o hissiyatı size anlatabildim, onunla devam ediyor. Burada Hititlere ait bir sofra göreceksiniz. Hemen devam ediyorum. Burada ise, tabii Samsun suratımı göremiyorsunuz, 4500 yıllık bir tane Hatti kabı bulmuşum. Altında is var, yani şu anlama geliyor, orada yemek pişmiş. İçinde bir de kemik parçası. Ben diyorum ki artık Hattiler haşlama yediler. Bu haşlama için kullanılan kemik de keçiydi, domuzdu, etti artık neyse onu söylüyorum. Ve onu işte bir günde onu çıkartmışım. Ben buradaki surat ifademi çok seviyorum. Çünkü oraya ait bir şey sizi mutlu ediyor. Yani onlara ait bir şey bulduğum zaman ben mutlu oluyorum. Bu gene Anadolu'nun kendi kodlarına döndüğümüz zaman kendimi iyi hissetmemle çok alakalı bir şey. Kazevinde tabii umarım bir gün gelirsiniz bizim Kazevinde. Ben Alacayük'teyim ya da bir gitmenizi öneririm. Gerçekten çok simple bir hayat var. Yani siz dünyanın en iyi şefi olabilirsiniz, yani bileyim çok meşhur olabilirsiniz ama kazevinde yurtta kalırsınız. Bütün etrafınızı işte çiyanlar, şunlar, bunlar sokar. Sabah saat 4'te uyanırsınız. Öğlen uykusuna yatmak zorundasınızdır. Sabahleyin mercimekli yumurta yersiniz. Öğlenleyin protein olduğu için. Öğlenleyin mercimek çorbası içersiniz. Akşam mercimek böreği vardır. Sabah kalkarsanız tekrar devam edersiniz. Ama bütün bu eziyetten memnun olursunuz. Çünkü bir parça bir şey bulursunuz. Gerçekten kendinizi çok iyi hissedersiniz. Benim kendimi çok iyi hissettiğim yerel yerlerden bir tanesi kaz evinde olmak. Kale benim için çok özel bir kitap. 20 yıldır okuyorum. Gece gündüz okuyorum 20 yıldır Kale'yi. Kale de diyor ki, kusursuzluğa ulaşmak istersen sana bir yöntem sunsam hangisini seçersin diyor. Bir bina yapmak istiyoruz diyor. Bir kale yapmak istiyoruz beraber ve taşları koyduk. Koyduk. Nefis bir kalemiz oldu. Nefis bir evimiz oldu diyor. Bu mu sence kusursuzdur? Yoksa diyor çıkartmaya başlıyorum. Çıkartıyorum, yıkılmıyor. Çıkartıyorum, yıkılmıyor. En basit haliyle kaldı. Bu mu kusursuzdur diyor. Kaleden yola çıkarak mutluluğun böyle olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok yüklersen yükle, yeni binalar yükle, yeni telefonlar yükle, yeni havalimanları yükle, süper iş hayatı yükle, gökdelenler yükle mi mutlu eder sizi? Yoksa bir kavlıca buğday mı? Ben bu yönde tercihimi kullanıyorum. Ne kadar o hayatın içinde olsam da dönüp bu tarafa bakıyorum. Şunu çok çok feci fark ettim. Herkes batıya dönüyor. Ben de diyorum ki ben Anadolu'ya döndüğümde yüzüm gülüyor. Cebim dolmayabilir. Çok zengin olmayabilirim ama yüzüm gülüyor benim Anadolu'ya döndüğümde.
Ben çok seviyorum bu memleketi. Çok 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 seviyorum ve benim hayatımı besliyor. Kalenin bu kusursuzluk tanımından yola çıkarak mutluluğun da eklenecek bir şey kalmadığı zaman değil, çıkartılacak bir şey kalmadığı zaman erişebildiğini düşünüyorum. Ne kadar basite gidersen o kadar mutlu olursun. Ne kadar karmaşığı seçersen de hayat o kadar bedbaht olur. Bu kitap benim hayatımın kitabı. Umarım okursunuz. İstediğiniz sayfadan başlayabilirsiniz. Küçük Prens'in yazarı, Saint-Exupéry aynı zamanda biliyorsunuz. Ve 1500 sayfa yazdığı kitap, işte Küçük Prens'i 60 sayfa basıyor. Bu kitap 150 sayfa kadar şu anki basımında. Bence bu kitap da aslında 60 sayfa kadar. Çünkü bu kitabı yazarken ölüyor. Uçağı bu kitabı yazarken düşürüyor. Size benim hayatımı değiştiren sorularını sorup konuşmayı bitirmeyi düşünüyorum. Çok az bir dakikam kaldı. Ve benim de hayatımı yöneten sorular bunlar. Ötekini güzelleştirmeye yaramadıktan sonra günün bu kazancı nedir diye soruyor eksperi. Ve sonra diyor ki, onun yanında açtan önce çay töreni olmadıktan sonra senin som gümüşten ibriğin de değer taşır. Kullanılmıyorsun ve som gümüşten bir ibriksin ama aşkın önünde bir çay töreninde bile değilsin. Hiçbir değerin yok artık. Kesinlikle. Ve diyor ki, ona şarkı söylemek için kullanılmadıktan sonra duvara asılı şimşir kavalın ne değer taşır diye soruyor. Uyumuş yüzün ağırlığını içine alamayacak olduktan sonra avuçlayın ne değer taşır diyor. Kısacası başkasını güzelleştirmedikten sonra hiçbir değerim yok. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Benim bütün bu çabam bunun üzerine. Kendimi güzelleştirmenin hiçbir anlamı olmadığını fark ettim. Ancak yaşadığın toplumla beraber güzelleşiyorsan bunun bir anlamı var. Ve her şeyi kendine yapamazsın. İkinci sorusu, Saint-Exupéry'nin benim çok etkilendiğim. Sana umulmadık bir miras gibi hazır bir servet armağan etsem neyini çoğaltırım diye. Neyimizi çoğalttılar? Ve diyor ki, ancak değiştiğin şeyle çoğalırsın. Çünkü tohumsun diyor. Para seni çoğaltmaz. O yüzden hiçbir şeyin çoğalmaz. Bunu soruyor. Sen bir tohumsun ve gelişmediğin şeyle asla büyüyemezsin diyor. O yüzden maddi konular, evet, hayatımızın hepimiz için çok geçerli. Ama hiçbirimizi büyütecek, insanlığa aktaracak şeyler değiller. Sonra da çok güzel bir mutluluk tanımı yapıyor. Onu da bitirmek istiyorum. Sebzeleri satmak üzere biraz gevşek bir biçimde eşeğe yüklediğin zaman şafak bu sebzelere renk verdi diye karını öptüğün zaman aşkın tadı nasıldır bir düşün diyor. Sabahleyin sebzeyi satmak için hale gidiyorsun, eşeğin üzerine kapının önünde güneş vurdu ve karın sana gülümsedi. Nasıl bir aşkın tadı vardır bunu bir düşün diyor. Hiçbirimiz düşünmüyoruz. Çünkü bize göre böyle bir tanım yok yani, bu kadar basit olamaz diyoruz. Ama bence kusursuz bir tanım. Ve sonra diyor ki, görünüşte yolda şarkı söylersin, görünüşte ondan uzaklaşsan bile mutluluğun huzurunda oturursun. Evet, karısından uzaklaşıyor, karısı da ondan uzaklaşıyor evde kalarak ama mutluluğun huzurunda oturuyorsun diyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dediğiniz için. Sağ olun.